Ee, bakın e, tarikatlardan çıkmışken Cübbeli Ahmet Hoca var biliyorsunuz kamuoyunda öyle biliniyor. Ahmet Mahmut Ünlü bir televizyon programı yapmış. Orada e, diyor e, Cumhur İttifakı dışındaki verilecek partilere oylar diyor günahtır diyor. Günahkardır onlar diyor. Ya nasıl bir dinbaz insansınız siz ya? Yani ahiretini yakıyor farkında değil. Yani lütfen... Ve Ramazanda diyor ki yani bu cumhurun dışında verilecek partilere oylar diyor günahkarlıktır diyor. O kişiler diyor direkt günah yazılacaktır diyor. Bunu diyen din adamı. Din adam falan değil. Dinbaz olduğundan bahsediyoruz zaten. Hani her sakallı gördüğünüz, her sarıklı gördüğünüzü din adamı görmeyin. Ve ama gerçekten Allah yolunda bu tarikat yolunda ve rehberlik yolunda gerçekten din adamları, samimi din adam adamları var. Sizlere ayırıyorum. Ama böyle dinbazlara inanmayın. Öyle günah bir şey. Peygamber misiniz siz ya? Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz? Vahiy mi indi size? İnanmayın bu insanlara. Çünkü bu insanlar siyasetin güdümündeki gücünü siyasetten alan, menfaatli olan insanlar, menfaati olan insanlar, bolluk bereket içerisinde yaşayan insanlar. İnanmayın bunlara. Bunların yolu enteresan bir yol. Böyle gitmeye devam ediyorlar. Devam. Emekliler diyeceğiz sizlere. Ee, emekliler demişken tabii 16 milyon emekliden bahsediyoruz. Erdoğan ne kadar ikna edebildi veya Özgür Özel ne kadar emeklilere ikna edebildi muhalefet iktidarın başarısızlığı konusunda ama bilmiyoruz. Şimdi Temmuz ayı geldiğinde, ne dedin Gözdeciğim? Tabii tabii onu diyeceğim zaten. Şimdi Temmuz ayı emekliler yılı ve biliyorsunuz işte yeni bir kampanya başlattılar emeklilere indirim diye. Emekliler de diyorlar ki, Arkadaş diyor bana tiyatro bileti verme, bana indirimli uçak bileti verme, bana indirimli sinema bileti verme. Benim yok işim olmaz onlarla. Gidemiyorum zaten diyor. Bana para ver. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Tek kelimeyle yalan ya. Emekliyle dalga geçiyorlar. Hiçbir sözlerine inanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl o yıl dedi ama 2024'ün ilk üç ayı kabus gibi geçti emekliye. Verilen müjde yüz güldürmedi, vaatler havada kaldı. Kandırıyor millet kanıyor, saf millet. Ben uçaklara binmiyorum uçağım uçağa. Memlekete gidemiyorum ben memlekete. Otobüs bileti kaç para olmuş. Emeklilere ne verdi ne? Verse ne olacak? Bana 20 bin lira maaş versen olacak. Enflasyon çıkmış bilmem nereye her şeye zam geliyor. Geçim derdindeki emekli maaş zammı beklerken var olan promosyonu müjde olarak duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emekliler bu zaten hakkımız dedi tepki gösterdi. O zaten alıyoruz onlar zaten bizim hakkımız bu müjde değil. E bu zamana kadar verilen sözler yapılmadı ki. Bu kadar insanın aklıyla dalga geçilir mi ya? Erdoğan'ın bir diğer müjdesi de uçak bileti indirimi oldu. Ancak emekli bırakın uçağa binmeyi havaalanının yolunu bile unuttu. Ben uçağa binip Almanya mı gideceğim, Ankara'ya mı gideceğim, Türkiye'nin hangi bir yerine mi gideceğim, tiyatroya mı gideceğim, sinemaya mı gideceğim? Ben evime zor gidiyorum ya, evime zor gidiyorum. Yalan konuşuyorlar, hepsi yalan. Yalanlar. Kültür sanat indirimi de emekliye dokunmadı. Erdoğan'ın müjdesi sınıfta kaldı. Bana verdiği parayı düzenli versin, geçinebilecek par parayı versin. Ben paramla bir tiyatroya gideyim değil mi?